Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Yunan Göç Bakanı bir açıklama yaptı. Şimdi bu Yunanlar da CHP'lilere benziyor. Biraz ağır oldu gibi zannedeceksiniz ama değil. Çünkü zaten hani CHP'liler hayranlıkları söz konusu. İşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gidiyor, orada Türkiye'yi şikayet ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gidiyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Haklı olduklarını söyleyen CHP'nin genel başkan yardımcıları var. CHP'li büyükelçiler var, eski büyükelçiler var. Dolayısıyla onların bir Yunan sevgisi, yani Yunan'a benzedi derken hakaret etmiyorum. Aslında bunlar çok hoşlarına gider. Bu anekdotu ya da bu bilgiyi de ekleyerek söyleyeyim. Yunan politikacılar gibi. Öyle yani. İktidar, hani, birçotakis adamlar, elemanları. Ya Yunanistan'ın göç bakanı. Aynen CHP gibi Türkiye'yi göçle mücadele etmemekle suçluyor. Yani düşünebiliyor musun? Sen çok hoşuma gidiyor senin o sözlerin. Hitler'in ondan sonracıma aslında dünyayı hümanist olmamakla, insan sevmemekle suçlaması gibi bir şey. Faşizmle suçlaması gibi bir şey. Ya sen bütün o şişme botları şişleyip oklarla insanları orada Ege'nin soğuk sularına gömmek üzere sahil güvenlik gemileriyle bu hamleleri yapıyorsun ve Türkiye'yi göçle mücadele etmemekle suçluyorsun. Şimdi normal şartlar altında mütekabiliyet esasına göre bakana bakan cevap verir değil mi normal şartlar altında. Fakat bizim 24'te yayınlanan Böyle Oldu diye bir şeyimiz var, belgeselimiz var. Her cuma yayınlanıyor, Ömer hazırlıyor. Bu belgeselde biz o belgeselin konusunu, mesela işte Türksat Altay'ı yaptık, Çanakkale Köprüsü'nü yaptık, evet, diğer bir sürü şeyleri yaptık. Orada emek sarf eden insanlarla anlatıyoruz o projeleri, o belgeselde. Tavsiye ederim bu ara. Devlet de benzer şeyi yapmış. Yunanistan'ın göç bakanına bu göçle mücadelede aktif görev alan kıyı emniyetinden, sahil güvenlikten, sahil güvenlikte görevli kıdemli üst çavuş, asubay üst çavuş Hasan Baş cevap vermiş. Emniyetin internet sitesinde vardı bu. Şunu söylüyor. Bu da çok manidar olmuş yani. Öyle olmuş yani. Hani sen muhatabın bu diyor yani. Senin bakanın muhatabı. Yunan sahil güvenliğinin geri ittiği göçmenleri kurtarmak için 7/24 görev yapıyoruz. 2020'den beri kadın, çocuk demeden darp edilen, elleri kelepçelenerek denize atılan, botların motorları alınan 33.964 göçmeni kurtardık diyor. Asubay üst çavuş Hasan Baş. Baskı politikanız nedeniyle düzensiz göçmenler denizden geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmiştir. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu sizsinizdir cevabını veriyor. Suç ortaklarının da Frontex olduğu ifade ediliyor. Göç Bakanı Notis Mitarakis'e cevap olarak kıdemli asubay üst çavuş Hasan Baş'ın cevabı. Ya maalesef bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani ben mesela şeyi de çok önemsiyorum. Buna benzer bir şey. Mesela Türkiye'yi suçluyor Avrupa Birliği, üyesi ülkeler. Türkiye'yi neyle suçluyor mesela? Ya diyor, sizin diyor terörle mücadele kanunlarınız çok diyor katı. O yüzden diyor terörle mücadele kanunlarınızı biraz gevşetin. Daha insani şartlara getirin. Daha vicdani yapın falan filan diyor. Şimdi dönüp bakıyorsun Avrupa'ya. Ya Amerika mesela söylüyor. Diyor ki biz Orta Doğu'da istikrar var. Öyle şaşırıp da yani tekrar Suriye'ye operasyon yapmayın. Çünkü istikrarı bozarsınız. Bozarsınız diyor. Şimdi veyahut Amerika gidiyor. Ya bu örnekleme olsun diye söylüyorum. Rusya diyor ki dünyanın en zalim ülkesi diyor. Invader diyor. Yani işgalci diyor Rusya diyor. Bak gidiyor diyor, işgal etmeye çalışıyor. Başkasının toprağına girmeye çalışıyor diyor. Yani bu enteresan. Benim yani en son örneği de ben kendimden vereyim. Benim de kellere karşı savaş açmam gibi bir şey. Şu adamlar keldir. Bunları toplumdan... Kellik kötü bir şeydir. Kötü bir şeydir. Bunları toplumdan tard edin diye benziyor. Yunanistan gelmiş, insanları göz göre göre ölüme sürüklemiş, botlarını patlatmış, ölsünler diye beklemiş. Sen de göç politikanda daha insani olsaydın ne yapıyorsun diye bana soruyor. Bütün bunları kabul edilebilir. Metafor olarak söylüyor. Niye kabul edilebilir? Ya Eloğlu bir şey yapacak yani. Bir hırtlık yapacak yani. Türkiye'ye sataşacak. Rekabet var. Hani kavga gürültü. İki tane rakibin kavgası gibi düşün. Bunu aldık da sen dediğimin söylediğin için söylüyorum. Kılıçdaroğlu da açısını söylüyor. Yani işin kötü tarafı bizim valinin veletleri de böyle. Kaplumbağa hikayesinde.
Ya o söylüyor olur. O söyler. De aklıma şey geldi. Dün diyorduk ya, Kılıçdaroğlu'nun en büyük vizyonu iktidara geldiklerinde tüm dış politika 180 derece değiştirecek. Ya diyor ki, ben de diyor Yunan gibi düşünüyorum. Ben de diyor Alman gibi düşünüyorum. Ben de Fransız gibi düşünüyorum. Ben de Amerikalı bir şey. Bir de diyor ki, Türkiye diyor huzuru kaçtı. Hatta şu cümleyi de hatırlatarak bitireyim. O da şu. Diyor ki bu dış politika diyor çok büyük diyor zarar veriyor. Bu dış politika Avrupa'ya ve dünyaya zarar veriyor diyor. Yani Türkiye dış politikası Avrupa'ya ve dünyaya zarar veriyor. Parantez açıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Avrupa'ya ve dünyaya zarar vermemek amacıyla Kılıçdaroğlu iktidara gelecek. Ya bir insan niyetini bu kadar belli eder mi ya? Şey gibi, Cem Yılmaz gibi. Yani ben Türkiye'nin canını okumaya geliyorum. Avrupa'ya ve dünyaya, ya bana ne Avrupa'ya, dünyaya ne zarar veriyor? E tabii ki Avrupa'ya zarar verecek. E tabii ki dünyaya zarar verecek. Ne zarar verecek? Türkiye'nin hinterlandında yaptığı her olumlu hareket, her bağımsız politika başkasının da çıkar çatışması olacağı için Türkiye onlara zarar verebilir. Yani doğru. Verdiğimiz rahatsızlıkla dolayı özür dileriz. Aynen. Ama bizim politikalarımız bu. Avrupa Parlamentosu'nun raporları var bu hususta. Bu bilgiyi vereyim. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın küresel parlamenter göç konferansında gönderdiği mesajı devam edeceğim. Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz günlerde raporlara dayanarak, yani bu Yunanistan'ın mültecileri öldürmesine gerçeğine dayanarak Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'ı kınamasını istedi. Avrupa Parlamentosu. Yunanistan'ı kınamasını istedi. Göçmenleri öldürüyor bunlar diye. Ne oldu sonra? Ayrıca Avrupa Birliği Sınır Teşkilatı denen bir teşkilat var biliyorsun. Frontex diyorlardı. Evet. Bütçesi Atina ile suç ortaklığı yaptığı için onaylanmamıştı. Akşam gazetesinde. Bu kadar şey. Şimdi Erdoğan diyorlardı. Bu göç meselesiyle ilgili olarak dün bir video mesaj gönderdi. Küresel parlamenter göç konferansına gönderdi. Batı'nın birkaç yüz göçmeni kabul ederek reklam yaptığını, göçün asıl yükünü Türkiye'nin çektiğini ifade etti. Dünyada göçmen durumuna düşenlerin sayısının 400 milyona yaklaştığını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz ülkelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor. Bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil, Ürdün de benzer sorunu çekiyor. Diğer bölge ülkeleri de benzer sorunu çekiyor. Birkaç yüz mülteciyi kabul ederek, ki bunları da zaten seçme yapmışlardı biliyorsun. Almanya'ya getirdiler, Almanya'da bilmiyorum kaç yüz kişi falan şey yaptılar. Mahalleli istemedi. İstemeyince mahalleye üçer dörder metrelik geniş duvarlar içerisinde hapsettiler. Sorsan biz de mülteci kabul ettik diyecekler. Erdoğan bu gerçekleri aslında söylüyor. Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz cümlesini üzerine çata çat vuruyor Sayın Cumhurbaşkanı, ama hani biz derdik eskiden Japon kösele. Anlıyorlar mı? Tabii, yok, mümkün değil. Zaten kendileri değil mi itiraf ediyorlar. Bir de şunu hatırlatalım. Bu işleri çok sıkı da yakından takip ettim. Avrupa'ya giden göçmenler mesela Almanya'da 900 bine yakın Suriyeli var. Avrupa ve diğer ülkelere, yani gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Çok ilginç bir şekilde aramızda fark var yalnız. Yani rakamları da bir köşeye bırak. Rakamlar tabii bizim sınır olduğu için daha fazla olabilir. Bizde göçmen politikasında şöyle bir şey var. Biz adama 40 yaşını aşmamış, üniversite mezunu, diş sayısı kaç, sağlam mı? Yani böyle bir teşbih yapıyorum anlasınlar diye. Ayırmadan aldık. Yani orada gelen Türkmeni, Kürdü, efendim işte Ezidi. Diğer etnik köke Ezidisi, Alevisi, Sünnisi diye bakmadık. Hem Suriye'den hem Irak'tan. 1994'te de bakmamıştık. Bakmıyoruz. Neden? Çünkü insani bir refleksten bahsediyoruz. Bize insanlık öğretmeye çalışan Batı'nın da kirli yüzüdür bu. Avrupa'da mesela çok iyi bildiğim bir ülke Kanada'da. Kanada'ya göçmen var ya, hani her sene çıkar ilanlarda şu kadar göçmen oluruz diye. Ben orada o teşbihi yapmıştım. Yani bari atılan tek tek adamları, açın ağızlarını. Biliyorsun atılırken, kurbanken dişlerine bakarsın sağlam mı diye. Bir de köle ticaretinde vardı, insanların o siyahileri getirirken Senegal'deki adadan önce dişlerine bakıyorlar sağlam mı değil mi diye. Bu şekilde yani bunun tabii çok daha çağdaş haliyle bakıyorsun. Yaşı olacak, bilmem eğitimi olacak, sakatlı olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak. Bütün alıp böyle seçip koyuyor. Ya öteki gariban, yani kadın tek başına, eğitimsiz, bir de çocuğu var, giremiyor.
Yani aradaki fark da bu Murat. Bunu görmek lazım. Kim insan, kim değil. Batı şimdi ve Doğu bir iki, medeniyetini buradan bakmak yani, lazım. Şimdi bir iki örnek vereceğim. Sadece bu çifte standardı göç meselesinde uygulamıyorlar. Bunların nasıl iki yüzlü olduklarını anlayabilmek için, Batı'nın iki yüzlülüğünü anlayabilmek için hiç çok öyle uzağa gitmeye gerek yok. Yani buradan İsveç'e gittiğinizde net bir şekilde görüyorsunuz. Biliyorsunuz. En medeni ülke. Sayın İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Brüksel'de İsveç ve Finlandiya taraflarıyla görüşmeler yapıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte. Brüksel'de bu görüşmeler sürerken Türkiye'nin şartlarını ortaya koyuyorlar. İsveç ve Finlandiya PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını, ya biz tanıyoruz zaten, bak işte kağıtta yazıyor işte. Tabii, tanıdık ettik falan deyip kağıt gösteriyorlar ama hani at terli. Ya bunların bu numaraları artık bize sökmüyor. Başka numaralar bulmaları lazım. Ya biz PKK'yı terör örgütü tanıyoruz diye İbrahim Kalın'ı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey zannedersem ben olur. İkna etmeye çalışırken İsveç ve Finlandiya, İsveç'in Göteborg kentinde şu görüntüler ortaya çıkıyor mesela. Görüyor musun? İsveç polisinin korumasında PKK gösteri yapıyor Göteborg'da. E şimdi yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler. Bak polis araçları falan şey yapıyor. Ya burada şunu savunuyorlar. Efendim bizde insan hakları var, fikir hürriyeti var, gösteri bilmem ne hakkı var, var oğlu var diye cümleleri söylüyor. Var tamam peki, bunlara bir şey demiyoruz. Madem böyle bir hakkınız, özgürlükler ülkesi olma gibi bir durumunuz söz konusu. Abi o zaman biz de sizi NATO'ya almıyoruz yani. Çünkü senin özgürlük adı altında desteklediğin bu PKK'lı teröristler ve onların yandaşları benim ülkemde masum sivilleri öldürüyor. 2 yaşındaki Belirhan bebeleri öldürüyor. Müzik öğretmenlerini öldürüyor. Mühendisleri, doktorları, hemşirileri öldürüyor. Yani sen beni ilgilendirmez kardeşim, ben özgürlükler sahibiyim deme hakkın varsa hocam, ben de seni, Rusya mı seni tehdit ediyor? Zerre umurumda değil. Beter ol. Ben senin NATO'ya üye olmanı onay vermiyorum doğru kardeşim o zaman. Saydım. Bu da benim özgürlüğüm deme gibi bir hakkımız söz konusu. Tabii. Helal olsun. Sonuna kadar da devam ettiriyor yani. Siz burada şu görüntüleri gözümüzün içine soka soka yayınlatırken ve bunu özgürlük kılıfı altında sunarken aynı özgürlüğe ben de sahibim, onaylamıyorum kardeşim. Bunları temizlemediğiniz müddetçe, evet, benim çok terör endişemi gidermediğiniz müddetçe de Rusya sizi ham mı yapacak? Yapsın abi, zerre kadar umurumda evet değil. Gitsin Amerika sizi korusun. Aynen. Ya da dediğim gibi bunlar korusun seni. Bunlar korusun. Çağ biraz daha fazlasını aynen var çok çünkü. Aynen. İstiyorsanız gönder sınırı, Rusya sınırına, sizi korusunlar. Direkt, orada direkt bir şekilde oraya ülkenizi alın bunları. Onlar da çok dayı dağda falan savaşıyor bunlar. Keleşlerle falan. Alın sizi korusun. İşte destekliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Yani hep bunu aynı örneği veriyoruz ama çok doğru bir örnek. Şimdi soruyorsun İsveç'e. Bak, mantıklı bir şekilde sen ortaya koydun. Aslında çok da tartışacak bir şey yok. Sen bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye. Peki şunu da soralım o zaman. Tekrar soralım. İsveç diyor ki arkadaş tabii ki diyor PKK bir terör örgütü. Tabii ki kabul ediyoruz diyor. Bunu yapıyor. Ve yürüyorlar. Göteborg'da. Tamam. Yürüsün. Peki başka terör örgütü sayar mısınız? Yok, Kızıl Tugaylar yok. O bitti. Hacı, hatta Amerika, hatta sen de mücadele ediyorsun. 40 tane askerinle Orta Doğu'ya geldin. Koalisyon gücü altı. Kime karşı? DAEŞ'e karşı. O da bir terör örgütü. Tabii ki örgüt, terör örgütü. Tamam. Arkadaş çok özgürlükçüsün ya. Bir DAEŞ yürüyüş yapsın orada. Çünkü terör örgütü yürüyebiliyorsa, ya da şöyle bir şey, bu terör örgütleri yürüyebilir, şu terör örgütleri yürüyemez. Böyle bir şey var mı ya? Eğer terör örgütü, bak terör örgütü dedik. İyi terör örgütü, kötü terör örgütü var? Ben de söylemiyorum sadece. Sen de kabul ediyorsun. Yani, benim parlamentomda terör görünüyor. Aynen. Ama bunlar yürür. Tamam. Senin parlamentoda El-Kaide ve DAEŞ terör örgütü görünüyor mu? Görünüyor. Yürüsünler. Ha, olmaz. Hadi yürüp bakalım. Demek ki iyi terör örgütü var, kötü terör örgütü bunlara var. Bunlara göre. Evet. Yürüyebileni var, yürüyemeyeni var. O zaman da sen de artık Göteborg'da ne yaparsan yap, beni ilgilendirmiyor. Aynen öyle. Göteborg'a kadar yolun var. Şimdi içeriye bakalım. Şimdi Batı'nın iki yüzü böyleyken içerisi farklı mı? Değil elbette. Şimdi içeride bu terör örgütünün takım elbiseli, döpiyesli temsilcileri var malumunuz. Ve bunlar suç işleyene kadar milletvekili zırhıyla korunuyorlar. O da ayrı bir garabet zaten. Yani hani Şimdi bizi buradan vuruyorlar hocam. Adam da diyorsun ki, diyor ki ya diyor senin terör örgütü ilk saklı diyorsun diyor. Senin parlamento diyor, ne yapıyor bunlar diyor. Hadi İsveç diye. Aynen. Hadi Göteborg'a cevap ver şimdi.
O da ayrı bir garabet. Değil mi? İşte o yüzden kapatılsın diyorum ben. Faik Öztürk. Kim? Biliyorsun. Öztürk ailesi. Konu CHP üzerine inşa edildi. Üçüncü baba, ne? Dede, nesil? Üçüncü, dördüncü nesil. CHP'nin şimdi çocuğu da galiba CHP yönetim kuruluna gidecek. Onlar doğuşlar. Şey, sünnet olunca takarlar ya. Şey, rozet takıyorlar. O büyüyünce vekil oluyor. Herhalde öyle oluyor tahmin ediyorum. Yani ayıp bir şey ya. Biz yani, bıraksın sarayı boşuna. Şimdi bu Salihe Aydeniz var. HDP'nin milletvekili. Daha önce bir polisi ısırmıştı bu. Ya yemin ediyorum ya vallahi yani. Hatta sonra sen polis gidip şey anlatıyorsun ya. Aşı olmuştu falan. Ya yeminle. Belgesi hatır gibi. Ya değil ama ısırdı ya yani hani. Polis bize geçmiş polis olsun. Isırdı ya. Kuduz aşısı olsaydı bari. Oldu aşı oldu. Yani kuduz olduğunu bilmiyorum ama aşı olduğunu biliyorum. Kuduz aşısı olmak öncelikle lazım. Bilmiyorum artık ne aşısı oldu ama aşı İnsan olduğunu biliyorum. İnsan ağzı tehlikelidir. Böyle bir vukuatı vardı. Şimdi en son bir polise yumruk attı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorlar meseleyi. Polise diyor yumruk atılma çok yanlış bir şey diyor. Tamam mı? O attı ama ona bir şey demeyecekler mi? Polise yumruk atılmaz. Peki. Faik Öztürk haftalık basın toplantısı ha, yapıyor. Ve bu soru soruluyor ha, Faik Öztürk'a. Dostlar karıştırıyor. Böyle sağa sola falan böyle bakıp ona kağıtları mağıtları falan kağıtla, şey yapıyor. Tecavüzde kağıtlara bakıyor. Biraz daha şey yapmış yani profesyonelleşmiş, ajans şey yapmış öyle yapma demiş herhalde. Evet. Bu sefer kağıtlara falan bakıp kafayı sağa sola çevirmeden Demirel'in bir şeyi var, cümlesi var. Hani Demirel için söylenir ya da bir sürü şey anlatıp hiçbir şey söylememek derler. Evet. Bir sürü konuşursun. Öyleydi işte, ama. Öyleydi. Biraz öyleydi. Faik Öztürk'a da bu Salihe Aydeniz yani polise yumruk atan Salih PKK'nın meclisteki destekçisi HDP'nin milletvekili. Hmm. Durumu soruluyor. Buyursun abi bir dinleyelim bakalım Faik Öztürk nasıl cevap veriyor. Evet. Batı'yı eleştiriyoruz da içimizdeki Batılılar da böyle işte. Ahmet Türk, Mardin İl Kongresi'nde DBP'li Salihe Aydeniz polise tokat atmasıyla ilgili polise tokat atılmaz değerlendirmenize tepki gösterdi. Peki bunlara nasıl güveneceğiz, bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz ifadesini kullandı. Sizin bu sözlere bir cevabınız olacak mı? Abi de şeyi soruyor. Tabii olayın öncesini biz bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline ya karşı provokasyon varsa ne olur. O bu da kabul edilir. Futbol analizi yapar Sayak, dur. Selin Sayak Böke'nin ondan sonra YPG terör örgütü müdür? YPG terör örgütü müdür deyince benim elimde istihbarat birimi yok ki ne bileyim ben. Ne bileyim tamam ben. İstihbaratçılar söylesin. Haberim yok bilmiyoruz. Abi ben verdim istihbaratı kendisine. Gibi bir cümle. Yazdım. Öncesine bakmak lazım diyor ya. Buyursunlar bakmak devam lazım. Bakalım olay devam neymiş. Edelim buyurun. Bir tarafı da dinleyelim bakalım. Ama tekrarlıyoruz. Ne olursa olsun bir milletvekili polise tokat yumruk atamaz. Evet. Milletvekili sakin olmak zorundadır. İtidalli olmak zorundadır. Polise tokat yumruk atmak kabul edilemez. Kabul edilemez. Biz burada duruyoruz. Devamı var. Efendim A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. A Haber'in sorusu da şöyle. Yine benzer mühimalde DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyasının bu hafta karma komisyonda görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılmalı diyor. CHP'nin bu konudaki tutumu ne olacak? Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içinde ne var ne yok görmemişler. Şimdi eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir. Ben cevabı anladım mı? Sanık sizin. Cevap şunu diyor. Diyor ki niye tokat ne olacak diyor. Şimdi bitkilerdeki fotosentez şöyle çalışıyor hocam. Bitkinin gövdesinde soymuk boru vardır. Klorofiller ve mitokondriller okumuş olman lazım. Şimdi Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Bu ne? Bu şimdi şu şöyle anlaşılıyor. Ya işte böyle yakaladınız buradan. Evet. Ayıplı bir durum olduğu ortada. Bak çok ayıplı bir durum. En çok utanan da CHP. Çok utanıyor. Ya niye utanıyorsun ya? Yani bütün bunları İstanbul'da, Ankara'da, orada burada ortak aday vermeyip sana destek vermiş. İşbirliği yapmışsınız. Artık iş arkadaşınız olmuş. Tezkereye beraber hayır demişsiniz. Beraber yola çıkmışsınız. Kandil Cemil Bayık demiş ki aferin CHP, aferin diye teröristler sizi öpmüş, koklamış, sarmalamış, oturtmuş buraya. Fakat çok ayıplı bir durum var. Bu çok kötü bir durum bak. Siyaseten en kötü şey bu.
HDP'de pervasız. Tabii pervasızlığı da dağdan geliyor. Ulan diyor bu halde, ulan ben söyleyeyim, ulan demiyor tabii. Ha kardeşim diyor orada oturuyorsun, o kadar da yaptık. Bana bak ha, adayı da adam gibi seçin. Var ya, canınızı okurum. Parmak her gün sallıyor ama. Her, CHP'de bir taraftan küstürmeyeceksin, bir taraftan idare edeceksin. Beraberiz, olmaz, ayıp. Ya o kadar ayıpsa, yaptığınız bu kadar terbiyesiz ve ahlaksız bir şeyse, siyasi ahlaksızlığın dibini vurmuşsanız, ki surat hızlar akıyor, çık kardeşim itiraf et, de ki ya polisi ısıran, polise yumruk atan, önünü arkasını bilmiyordum da polislerden gelmişti. Polisler de bir defa bilmiyoruz. Hangi ülkeden bilmiyoruz. Peki polis oradayken başka Mokoka ne yapıyordu bilmiyoruz. Belki Mokoka... Belki polis tahrik etmiştir. Bu tahriklere kapılmamak lazım diyor. Bak tahrik eden kim? Devlet. Yani şimdi çok ayıplı bir durum olduğunu kabul ediyorsun. Ve HDP de bazen kızıyor mesela. Diyor ki bunları ya madem ben bu ayıplıyım, defoluyum. Ben de niye yola çıktın sen kardeşim? Benim durumum bu. Arkada keleş. Ya, burada klasik böyle hani adım adım gitmemiz de gerekli. Ama CHP'de bu böyle bir karakter olmaz abi. Yani. Bir siyasi karaktersizlik var yani. Omurga bozuk yani. Omurga çok kötü durumda. Yani kolay Allah kimse değil. Çünkü yola çıktığın partiyi bir şekilde kendin daha hazmedememişken ve yola çıkmış olduğun bir şekilde yol yürüdüğün partinin bu tarz defoları, tırnak içinde söylüyorum. Defonun daha ağır kelimeleri var kullanmak ama. Tabii biz öyle onlar açısından söylüyorum. Bu tarz defolarını gördüğünde zaten biliyorsun bu işlerin çıkacağını ama dediğin gibi küstürmemek adına, şu ayıp adına, bu adına şey. Hani kan öyle. Kusup kızılcık şerbeti içtim yani. Noktasına şu hale getiriyorsunuz koskoca CHP cevapı. İçin yapılmaz bu. Yazık. Koskocası da parantez içerisinde. Şimdi 2-3 dakikamız kaldı. Bitireceğim. Erdoğan'ın bir ziyareti var. Az önce Uluslararası Parlamenterler Göç Konferansı'na video mesaj gönderdiğini ifade etmiştik. Bir ziyaret gerçekleştirildi. Bir eve yaptı bu ziyareti. Spontane bir ziyaret görebildiğim kadarıyla. Bir görüntü var. Bu görüntüleri şunun için yayınlıyorum. Şunun için yayınlamak istiyorum. Göstermeye çalışıyorum. İlginç bir şekilde bu Cumhuriyet Halk Partisi ve altılı masanın oylarının yükseldiğini söyleyen pıtırcık gibi anket şirketleri çıktı. Bilmem ne ajans, bilmem ne araştırma, bilmem ne şu bu falan gibilerinden geçen seçimi en doğru bilen bilmem ne yapan diye abuk subuk saçma sapan şirketler çıktı. Anket yaptıklarını söylüyorlar. Son gelinen noktada AK Parti'nin oyu -5'lerde falan oldu herhalde tahmin ediyorum. Abartıyorum tabii o değil. Ama yani %10'lar, 15'ler, 17'ler, 20'ler falan gibilerine abuk subuk saçma sapan. Ve bunları da böyle bir ajans anladığım kadarıyla ayarlıyor. 3'er 5'er gün arayla yapıyor. Evet. Tamam. İnternet sitelerinde sağda solda AKP'ye büyük şok. Erdoğan bunu görünce çok şaşırdı. Erdoğan falan işte bilmem ne oldu. İşte masasında şok bilmem. Erdoğan masasında şok bilmem dosya falan diye. Abuk subuk saçma sapan manipülasyon ve siyaset mühendisliği yapan pıtırcık gibi anket şirketleri türedi. İnanmayın. Net söylüyorum. İnanmayın. En son bakın örnek olsun diye söylüyorum. Bu pıtırcık gibilerin haricinde Metropol denilen bir araştırma şirketi var. Özer Sencer'dir kendisi. Ultra tarafsız, bağımsız, CHP'li bir araştırmacıdır. Tarafsız, bağımsız, CHP'li. CHP'li olmak tarafsız, bağımsız da halel getirmiyor. Rahat olun. Ümit Özdağ onun için demişti ki 30 bin lira civarında bir İYİ Parti'ye anket yaptırtmıştık. Vermedik. Vermedi İYİ Parti. Ben ayrıldım zaten ondan sonra. İYİ Parti de bunu ödemedi. Bana döndü tekrar. Ya sen ödesene. Sen genel başkan yardımcısın o dönemde. Talimat ver ödesinler mi ödesinler deyince. 30 bin lira iyi para. Öyle dersin iyi paraydı. Ödemedim. Bana ne benimle ne alakası var? İYİ Parti'den al. Dediğim için diyor Zafer Partisi'nin oylarını bir puanın altında gösteriyor diyor. Şimdi parayla parasını çalışıyor. Alamayan bir anket şirketi Zafer Partisi'nin oyunu düşük gösteriyor. İddiasında bulunuyor. Bir tane de cevap yok karşılığında. Şimdi en babaları böyle. Pıtırcık gibi böyle şirketler 3'er 5'er gün arayla şok 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 diye haber yapıyor. Bazıları da biliyoruz tamamen sahada şey. Karşılığını göstereceğim. Onun için bu videoyu yayınlamak istiyorum. Hani biz diyoruz ya bu ülkenin ferasetli insanlarına, bu ülkenin mayasına, hamuruna herhangi bir şey olmadığı müddetçe bunların yapmış olduğu siyaset mühendisliği aynen Macaristan'da nasıl yerle yeksan olduysa, geçmiş dönemlerde nasıl bu ülkenin insanı ferasetiyle bu siyaset mühendislerini ülkeyi batıya peşkeş çekmek üzere kurguladıkları hamleleri boşa çıkarttıysa
yine boşa çıkartacaktır. Şu görüntü özellikle önemli, onun için almak istedim. Çok kısa 5-10 saniyelik bir görüntü. Buyurun. Alnından öp. Neden? Alnından. Olsun, alnından öp. Alnından öp. Yani. Neden? Amca, olsun, alnından. Sen elini öpmek istiyorum. Evet. Bu kadar bu ülkeye, bu dine, millete hizmet ettin falan. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle yapma diyor. Yani alnından öp diyor. O da otur diyor. Alnından öpeyim senin. Çünkü amcanın yaşı var çünkü. Var yani, tabii ki yani. Yani o yüzden zaten böyle şey yapıyor da. Öptürmeyeyim dedi. Bu görüntü önemli. Yani dediğim önemli, gibi. Biliyor musun? Evet. Şu ülkenin ferasetli insanların bu ülkeye hizmet edenleri her daim baş tacı yaptığının görüntüsüdür. Siz istediğiniz kadar kıyma makinelerine soktu. Gençlere o kıyma makineleri asfaltın altına döşedi. Kedi cinayeti, don cinayeti, bilmem ne cinayeti diye Menderes'i itibarsızlaştırmaya çalışıp idam sehpasında bunları söyleyin. Bu millet kendi inandığı ve ülkeye hizmet ettiğini düşündüğü liderlerini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Onun için kıymetli bir görüntü diyeyim. Son sözü sana bırakıp kapatacağım. Ama bence olayın bir de şu boyutu var. Neden bence çok kıymetli biliyor musun? Bu İşte bak elinden öpeyim olmaz alnımdan öp diye ifade etmesi ve öpünce o anlık karelere baktığın zaman adama aynı zamanda oradaki amcaya ve Cumhurbaşkanı'na baktığın zaman bir şey görüyorsun. Bunu sen ben görmüyoruz yalnız. Bunu bütün Türkiye görüyor. Ne o biliyor musun? Sahicilik. Ya. Yani sahicilik görüyorsun orada. Mesela ne yapıyor? Kılıçdaroğlu ben de geliyorum ayakkabımı çıkartayım falan için. Ve hatta huzur duasına gidelim. Hadi böyle dali nami yapalım. Öteki taraftan ne? Cinsi sapıklık kitapları sattır. Aa, bu tarafta bilmem yapmadığın rezillik kalmasın. Tatillere bilmem nelere git. Ülkeye hizmet ediyorum diye. Her tane senin için geldim diye. Dön bu tarafa. Lazım oldu vakitlerde de huzur duası. Lazım oldu vakitlerde Ramazan'da günde 10 defa iftar yaparsın. Ama Erdoğan'ın bu hareketi bizim sadece köylünün değil, köylünün kentine ama Türk insanının anladığı bir harekettir. Çünkü orada bir samimiyet ve sahicilik var. Sahtekarlık öteki. Ben onu, bu milleti bunu gördüğünü biliyorum. Yani hani bağdaş kurmuş tek ayağı yukarıda çoraplarıyla oturan, aileyle oturan bir Erdoğan fotoğrafı vardır ya. O insanlarda. Orada onu bakan insan orada bir şeyi absürt görmüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nu, İmamoğlu'nu, bilmem ne oğlunu, Kaftancıoğlu'nun eli yukarıda huşu içerisinde Ramazan'da dua etmesindeki sahtekarlığı tüm dünya görüyor. Peki. Finali bu görüntüyle yapayım dedim ama Belçika'dan bir haber vardı. Bunların iki yüzlülüğünü göstermek açısından önemli. Fırsatını bulurlarsa ne yapacaklarını görmek açısından önemli. Hikmet Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin iliğini kanına emdiler biliyorsun. Bu Belçikalılar falan bakmayın siz şimdi siyaset sahnesine falan yok ama zamanında böyle insan hapishane, insan hayvanat bahçeleri yapan pamuk çaldı diye ya da iyi çalışmadı diye ellerini ve ayaklarını bileklerinden kesen bir ülkedir Belçika. Bakmayın siz şimdi Belçika diye şey. Sattığı gibi. Aynen öyle. 1969-61 yılında kanlarını emmişler. Belçika hükümeti 1961 yılında Lumumba Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başbakanını muhtemelen detaylarına bakmadım. Çünkü artık özgürlük bilmem şu bu falan kendi topraklarımız diye herhalde Belçika'ya uygun bir harekette bulunmayınca Belçika bu ilk başbakanı öldürüyor, asite atıyor, bütün etlerini, kemiklerini falan eritiyor. En son altın dişi varmış ağzında. O erimiyor tabii haliyle asitte. En son onu Belçika iade etmiş ailesine. Ya biz böyle çok ayıp ettik falan filan. Son bu kalmıştı. Bunu verelim. Özür diliyoruz falan demiş. Ya. Tamam mı? Haber bunların, burada. Bunların da işte gerçek yüzü de budur. İdi Amin vardı merhum. Fırsat vermez. Evet, fırsat vermesin. Avrupalının ve Avrupalının ikiyüzlülüğünün ve fırsat bulursa neler yapabileceğinin örneklerinden bir tanesidir. Zannetmeyin ki o sene 1960'lı aradan 60 sene geçti. Bunlar şimdi çok medeni oldular. Değil öyle bir şey. Fırsat bulduklarında benzer şeyleri yapmak. İdamine de biliyorsun yamyam dediler. Aynen öyle. Ve bunu yapan da Batı'nın propagandasıydı. Hiç alakası yoktu. İdamin gibi özgürlükçü bir adamı da dünya sahnesinden sildiler. Aynen. Onu da yapan Batı. Günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.